Merhaba ben Sevde. Bugün biraz farklı bir video çekeceğim. Yo. Teşekkür ederim. Hani kimse soru sormaz. Selam ben Sevde. Şey bir tanışıyormuş gibi. Selam merhabalar. Merhabalar hoş geldin. Hukuk okuyorum. Susadım. Hukukun kelime anlamı ayrıca haklar demek. Evet. Hafifleme oldu bende. Çok fresh bir giriş yapacağım. Şimdi böyle hissettim. Ben inandım şu an. Selam ben Sevde. Bugün hukuk fakültesi ile ilgili sorularınıza cevap vereceğim. Daha önceden bana hukukla ilgili sormak istediğiniz her şeyi sorabileceğinizi söylemiştim. Ve bütün soruları bir araya getirdim. Çok klişe sorular da var, çok detay sorular da var. E, gerçekten hukukla ilgili merak edilen birçok şeye cevap verebileceğimi düşünüyorum bu video sayesinde. E, hemen sorularla başlıyorum. İlk soruyla başlıyorum. Hukuk cidden zor mu? Bu en çok aldığımız soru olabilir galiba. Evet, zorluk şimdi çok değişken bir şey tabii ki. Ama gerçekten eğer ki zorluğun böyle objektif bir ölçütü olabilseydi ve bütün bölümler buna göre sıralanabilseydi, hukuk kesinlikle ilk üçte yer alırdı. Buna eminim. Ama e, mesela ben sayısal çıkışlı bir öğrenci olarak hukuk fakültesinde gördüğüm zorluklar bana böyle şey dedirtmedi. Aman Allah'ım, bunu asla yapamazdım dedirtmedi. Dolayısıyla tabii ki yapılabilen bir şey. Ve evet zorlukları var. Birçok bölümde olduğu gibi. İkinci soruya geçiyorum. Uzay hukuku üzerine bilgin var mı? Varsa anlatabilir misin? E, açıkçası uzay hukuku çok fazla okullarda böyle zorunlu ders olarak gösterilen bir ders değil. Asla değil. Hatta birçok okulda seçmeli ders olarak bile yok. Ben de bu dersi görmedim. E, fakat uluslararası hukukun bir alt dalı olduğunu biliyorum. Aynı zamanda da gerçekten uzay hukukuyla ilgileniyor. Yani uzayda olan işte ne bileyim bir uzay mekiği geçti diyelim ki işte ve Türkiye'nin üzerinden geçti. Bu tür Türkiye'nin hava sahasına dahil midir? Türkiye'nin haklarını ihlal etmiş midir? E, bu tarz konuları işliyor. Tabii ki gerçek hayatta çok fazla kullandığımız bir hukuk olmadığı için e, okullarda da ders olarak henüz gösterilmiyor. Bildiğim kadarıyla sanırım e, 64 kilometre, yukarıya kadar bizim hava sahamız sayılıyor. Daha sonrasında hiç kimsenin hava sahası sayılmıyor. Hiçbir ülkenin hava sahası sayılmıyor. Öyle bir bilgi var beynimde ama %100 emin değilim. Sıradaki soruya geçiyorum. Mezun olunca hakim olmak isteyen birinin hangi aşamalardan geçeceğini biliyor musun? Ben biraz araştırdım ama tam emin değilim. Bilir kişiden sormak istedim demiş. E şöyle hakimlik savcılık sınavı var. Mezun olduktan sonra hakim veya savcı olmak isteyenler aynı sınava giriyorlar. Yılda iki kez yapılıyor diye biliyorum bu sınav. E, ve hakimlik savcılık sınavından sonra gerekli başarıyı elde ederseniz mülakata çağrılıyorsunuz. Mülakattan sonra o aşamadan da eğer ki geçerseniz bu sefer atamalar başlıyor. E yine hakim ve savcı olmak isteyen insanların da bildiğim kadarıyla şu andan itibaren iki yıllık bir staj süreleri Oluyor. Yani iki yıl stajyer hakim ya da işte stajyer savcı oluyorsunuz. Daha sonrasında normal atanıp, artık nereye atanırsanız, hangi mahkemeye atanırsanız orada hakimlik ve savcılık yapıyorsunuz. Evet, olsanın troll sorularına geldik ve gerçekten sorduğu için çok mutluyum. Çünkü gerçekten her gün duyduğumuz cümleleri söylemiş. Birinci soru, bitiyor mu? Bitti. İkinci soru, tüm kanunları nasıl ezberliyorsun? Şimdi Oğuzhan'ın ben bunu gerçekten sormadığını biliyorum ama gerçekten bu çok merak edilen bir şey. E, tüm kanunları tabii ki ezberlemiyoruz ama gerçekten şöyle bir şey oluyor. Belli başlı maddeleri ve çok aşırı neşir olduğunuz belli başlı kanunları ciddi anlamda ezberlemiş ölçüsünde e, biliyorsunuz artık. Çünkü o kadar çok aynı kanun maddesini ve aynı e, kanunu kullanıyorsunuz ki tekrar tekrar aynı olay karşınıza geldiği için hep belli başlı kanun maddeleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz ve gerçekten birçok hukukçunun ezbere bildiği otomatik böyle hemen işte iyi iyi kan madde bilmem kaç dediğinde herkesin birbirini gayet güzel anladı. gerçekten ezberimize giren kanun maddeleri tabii ki oluyor ama asla kanunları ezberlemiyoruz. Böyle bir şey yok. Ülkede hukuk mu kaldı nasıl yapacağım mesleği? Yani her şey yalan söylemek zor olmuyor mu? Ee, yalan söylemiyoruz bence. Yani sadece hak savunuyoruz diye düşünüyorum. Parayı bulunca bizi de unutma avukat hanım demiş. Evet bu da çok sık duyduğumuz cümlelerden birisi gerçekten. E, keza avukatların ciddi anlamda e, özellikle ilk mezun oldukları aşamada diğer bölümlerin herhangi birinden mezun olan insanlardan çok çok daha az para kazandıklarını hatta neredeyse para kazanmadıklarını burada belirtmek istiyorum. Yani avukatlık mesleğini yapmayı düşünüyorsanız zengin olacağım gibi bir mantıkla böyle bir bölümü asla tercih etmeyin. İdari hakimlik sınavları hakkında bir bilgin var mı? Sınavları zor oluyor mu?" demiş İlayda Duman. E, açıkçası idari hakimlik sınavını aslında çok bilmiyorum çünkü hiçbir zaman o alanı düşünmedim ama gerçekten sınavların zor olduğunu duymuştum. E, hukuk mezunları ile İBF mezunları girebiliyor normalde bu sınava. E, fakat en son o hal döneminde çıkan bir kanundan sonra devlet istediği takdirde diğer bütün 4 yıllık mezunu olan insanların da bu sınava girebileceğiyle ilgili bir kanun da vardı ama bildiğim kadarıyla şu anda o kanun aktif değil. E, hukuk fakültesinde sosyal ortam, insan çeşitliliği nasıl? E, bu gerçekten hukuk fakültesi değil de üniversite, üniversite değerlendirilebilecek bir şey gibi geliyor bana. E, bizim okulda mesela Marmara Hukuk mezunuyum. Ben çok insan çeşitliliği ya da çok bir sosyal ortamdan bahsedemiyoruz maalesef çünkü Haydarpaşa Kampüsü'ndeydik biz ve sadece Hukuk Fakültesi öğrencileri vardı o kampüste Marmara kapsamında. Dolayısıyla karşılaştığınız herkes bir kere %100 hukukçuydu. E i̇kincisi de çok kalabalık bir kampüs ve çok kalabalık bir fakülte olduğu için gerçekten biriyle tanıştığınız zaman bir daha görmeyebiliyordunuz. E, sosyal ortam açısından gerçekten üniversite üniversite değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hukuk fakültesinde özel bir şey yok bence ya. Gerçekten üniversiteden üniversiteye değişen bir şey. Pişman mısın demiş İlker. E, pişman değilim. Hiçbir zaman pişman olmayı düşünmedim. E, sadece arada bir özellikle böyle sınav dönemlerinde artık çevremdeki arkadaşların hani başka bölümlerden okuyan herkes Ertesi gün hepimizin sınavı başlıyor. İnsanlar böyle 20 sayfalık notlarını bana ya işte çok büyük notlar var 20 sayfana sokacağım bunu derken ben gerçekten ama gerçekten ertesi güne 1000 sayfa en az okumam gerekiyordu. Ve böyle o zaman gerçekten ben niye hukuk okudum dedim. Ama pişman olmadım. Hani bunu bazen sorguladığım oldu sınav dönemlerinde. Şu an yalan söyleyemeyeceğim ama şu anda pişman değilim. Hukuk derslerine nasıl çalışmayı tavsiye edersin? Daha doğrusu sen nasıl çalışıyordun? Şimdi tavsiye konusunda gerçekten çok yetkili bir merciymişim gibi hissetmiyorum kendimi. Çünkü ben gerçekten en önemli dersten en önemsiz derse kadar hemen hepsine Cidden bir gece önce çalıştım. Ve bu hiç doğru bir şey değildi. Mesela onu tavsiye etmiyorum. Ee, ama şunu tavsiye edebilirim. Gerçekten çok önemli ve zor gelen derslere, en azından onlara düzenli bir çalışma gerekiyor bence. Yani en azından bir iki aya yayarak çalışmak lazım diye düşünüyorum. Aynı zamanda pratik gerektiren derslerde çok fazla pratik okumak gerekiyor. Ee, ve dersten derse çok değişiyor. Mesela bazı derslerde sadece kanun okuyarak bile... Ee, çalışılabiliyor. Yani gerçekten dersten derse ve hocadan hocaya değişen bir şey bu. Türkiye'de hukuk okuduğunda yurt dışında çalışılabiliyor mu? Türkiye'de hukuk okuduğunuzda yurt dışında hukuk diplomanız tam anlamıyla geçerli olmuyor. Çünkü denklik vermiyor diyebiliyorum. Ee, ülkeden ülkeye bu çok değişiyor. Yani tek tek gitmek istediğiniz ülke bazında bir araştırma yapmanız gerekiyor. Ee, Türkiye'deki hukuk diplomanız ya da avukatlık ruhsatınızın orada geçerli olması için işte birçok ülkede mesela bir yıldan aşağı olmamak kaydıyla ekstra bir eğitim almak ve ekstra bir sertifika ya da ruhsat gibi bir şey almak gerekiyor. Yani direkt olarak Türkiye'den hukuk mezunu olduğunuzda bütün dünya kapsamında denklik verilmiyor maalesef. Yurt dışında çünkü her ülkenin hukuku farklı olduğu için %100 bir denklik olmuyor. Bahar demiş ki nasıl hayatta kaldık? Evet bu gerçekten ben bunu bazen sorguluyorum. Hatta şu anda bildiğim kadarıyla hukuk okuyan arkadaşların vizeleri var. Kendi kendime diyorum ki şu an hala okuyor olsaydım vizelerim olacaktı ve büyük ihtimalle psikolojim bozuk olacaktı ve geceleri uyumayacaktım ve çok stres olacaktım. Bazen o kadar zor sınavlar olacaktı ki sürekli oturup ağlamak isteyecektim ama ağlayamayacaktım çünkü ders çalışmam gerekecekti ve kağıtları dolu gözlerle bakıp böyle işte kanun okumaya çalışacaktım falan. Gerçekten bunu ben de düşünüyorum. Nasıl hayatta kaldık ve nasıl bitti diye sorguluyorum. Yani bu videoyu mesela ben hukuk okurken de çekebilirdim aslında. Hukuk okurken de bir YouTube kanalım vardı ama çekmedim. Çünkü o zaman bunlara cevap vermek çok ağır olabilirdi. Artık bittiği için gayet keyifli bir şekilde cevap veriyorum galiba. Bir sonraki soruya geçiyorum. Derslerde yasak olmasına rağmen ses kaydı aldığın oldu mu hiç? Ee, bir kere oldu. Yaz okulunda Tolga Şirin'in dersi vardı. Anayasa hukuku ve o gerçekten çok güzel anlatıyordu. Hatta o dönem ben Tolga Şirin'in yazdığı kitapları bayağı alıp okumuştum. Ee, ve gerçekten çok iyi bir hukuki bilgi verdiği ve gerçekten çok iyi konuştuğu için o an dayanamayıp ben bunu tekrar dinlerim ya bu bayağı iyi bir konuşma deyip ses kaydı almıştım ama e, genel olarak o ses kaydı notları tutmak falan ya da sürekli olarak derslere gidip ses kaydı almak gibi bir huyum hiçbir zaman olmadı ama ses kaydı not aldım bayağı bir. Yani o notlar olmasaydı zaten okul bitmez. Kanunları ezberliyor musunuz yoksa duruşma öncesi hakime dosya olarak mı sunuyorsunuz? <laughs> e, kanunları ezberlemiyoruz. Duruşma öncesi de şöyle bir şey oluyor. Elinizdeki dosyaya zaten çalışmış olarak gidiyorsunuz duruşmaya. Yani o duruşmada az çok ne olacağı, hakimin ne soracağı, e, sizin ne söyleyeceğiniz belli oluyor. Dolayısıyla elinize dosyayı güzel güzel alıyorsunuz. Biz bu dosyada ne istiyormuşuz, hakim bizden ne isteyebilir, ne tarz bir savunma yapabiliriz bunlara bakıyorsunuz ve duruşmaya o şekilde giriyorsunuz. Tabii ki ezberlemiyoruz. Zaten bütün dosyaları ezberebilmek ya da bütün kanunları ezberebilmek imkansız bence. Hukuk derslerine nasıl çalışmalıyız? Hukuk alanında kendimizi nasıl aslında az önce de söylemiştim hukuk derslerine çalışırken e, oluşturacağınız sistem tamamen size ve derse bağlı hatta hocanın ne istediğine bağlı olarak bile değişebiliyor. E, ama bence önemli olan şey şu gerçekten tek bir kaynaktan çalışmak çok doğru olmuyor gibi geliyor bana. Ben her zaman tek bir kaynaktan çalışmıştım ve bazı şeyleri oturtamayıp tekrardan kanundan bakmam gerekti ya da %100 hala hatırlamıyorum hani o an böyle ezberleyip sınava girip sınavdan geçip sonra sonsuza dek unuttuğum şeyler olabiliyor. E, o yüzden gerçekten hukuk alanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız bir derse çalışırken mutlaka birden fazla kaynak kullanarak e, belki not alarak, belki o konuyla ilgili olan kanun maddelerini ayrıca böyle bir liste haline getirerek ya da kanundan direkt okuyarak e, çalışabilirsiniz. Onun dışında hukuk alanında çalışmaya devam edecekseniz, avukatlık yapmayı düşünüyorsanız ve hukuk okuyorsanız bence gerçekten okuldayken de ee, çalışmak ve staj yapmak, bir avukatlık bürosunda bir şeyler öğrenmek çok çok önemli. Çünkü gerçekten derste gördüğünüz şeyle uygulamada olan çok farklı oluyor. Yani derste hiç kimse size nasıl dilekçe yazılacağını ya da nasıl icra takibi açılacağını tabii ki öğretmiyor. Bunları biraz uygulamada öğrenmek gerekiyor. O yüzden fakülteden mezun olduğunuzda sudan çıkmış balığa dönmemek için kesinlikle öğrenciyken çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kaçıncı sınıf en zor? Ee, bu çok konuşuluyor nedense. Biz de böyle kaçıncı sınıfın en zor olduğunu hep düşünürüz ve genelde insanlar 3 ya da 4 olduğunu düşünüyor ama bence kesinlikle birinci sınıf en zor. E çünkü liseden çıkıyorsunuz ve zaten üniversite nasıl bir ortam, onunla ilgili bile bir fikriniz yok ve hukuk fakültesi gerçekten liseden çıktığınızda bir anda içine girmeye uygun bir yer değil. Çünkü hukuk nasıl bir şeydir bilmiyorsunuz. Bir nosyonunuz yok. Çok basit terimleri bile daha yeni yeni öğreniyorsunuz ve okuduğunuz şeyi gerçekten Anlamak bile bazen çok güç olabiliyor. Özellikle biraz daha ağır bir kaynaktan okuyorsanız yani birçok kelimeyi bilmiyorsunuz falan. Hukuk sözlüğü almıştı benim arkadaşlarım birinci sınıftayken. Ee, hani dolayısıyla gerçekten bir anda çok başka bir sisteme tabi olduğunuz için e, sınav sisteminin nasıl olduğu, nasıl cevap yazılacağı, hukuk sınavına nasıl girileceği bu gibi şeyleri hiç bilmediğiniz için bence birinci sınıf en zoru. Onun dışında diğer sınıflar bana biraz böyle eşit gibi geliyor. Gene 3 biraz zor ama müfredattan müfredata değişiyor. Bizim Marmara'da en zor 3. sınıf dersleri. Onun dışında bence alışmak açısından da bir gerçekten çok çok zor. Hukuk neden bu kadar zor? Neden herkes okulu uzatıyor? E, hukuk neden bu kadar zor? Çünkü gerçekten çok geniş bir alan ve birçok bölümde aslında zorunlu ders sayısı 5'i 6'yı geçmezken bir dönemde hukuk fakültesinde bir dönemde zorunlu ders sayısı en az 10 oluyor ve bu 10 dersin en az 8 tanesi gerçekten çok ağır, çok baba, çok önem verilmesi gereken, çok ayrıntılı hukuk dersleri oluyor. E Onun dışında kalan iki derste de genelde böyle işte seçmeli ders ya da iktisat falan gibi dersler oluyor ki onlar da bazen gerçekten gereksiz derecede zorlayabiliyor. Dolayısıyla inanılmaz geniş bir alan olduğu için e, insanlar tabii ki hukuk fakültesinde zorlanıyorlar. Normal bölümlerde Okunanın birkaç katı kadar zaten not okuyorsunuz. Ee, çok sözel bir bölüm olduğu için de ve çok ayrıntılı bir bölüm olduğu için gerçekten en ince not ve en ince kitap bile normal bir bölümde okunan nota veya kitaba göre çok daha fazla kalın, çok daha ayrıntılı. Dolayısıyla bu yüzden bu kadar zor. Neden herkes okulu uzatıyor? Çünkü çok fazla dersi var. Yani ben dönemlik olarak okudum ve benim toplamda bir yılda aldığım ders sayısı mesela dönem dönemi olduğu için 21-22 falandı. E bir yılda 21-22 ders alıyorsunuz, bunların 3 tanesinden kalmış olmak demek zaten mesela okulu uzatmış olmak demek. Aslında yüzdeye vurduğunuz zaman gene başarılısınız. 18-19 dersi geçmişsiniz, sadece 3 tane kalmış. Ama okul bir yıl uzuyor mesela o 3 dersten dolayı. O yüzden hukuk fakültesinde okul uzatmak gerçekten çok olağan bir şey maalesef ki. Ezber gerekiyor mu? Ezber şöyle gerekiyor. Aslında bizim bölümde genelde şöyle bir sistem var. Size bir olgu veriliyor. Ve bu olgunun olması için öncelikle oluşmuş olması gereken bazı şartlar var. Siz bu şartları ezberliyorsunuz. Çünkü öğrenmek zorundasınız. Çünkü bir tanesi bile eksik olamaz. Dolayısıyla ister istemez ezberliyorsunuz. E bu şartlar geliştiyse bu olgu oluşmuştur. Fakat bu olgunun mutlaka bir istisnası vardır. Ve o istisnanın gerçekleşmesi için olması gereken bazı şartlar vardır. Ve o şart şartlarında bazı istisnaları vardır. Bu şekilde böyle bir şeyler, bir şeylerin istisnaları ve o şeylerin istisnalarının istisnaları ve her birinin oluşması için gereken şartlar bence çok iyi anlattım şu anda. Dolayısıyla biraz ezberlemiş olmanız gerekiyor gerçekten. Ee, o anlamda hani tabii ki kanun ezberlemiyorsunuz, tabii ki öyle kitapları ezberlemiyorsunuz ama ezberliyorsunuz yani o şartları ezberledik ve o şartların dördüncüsü aslında her zaman illiyet bağıydı arkadaşlar yapmayın yani tabii ki ezber diye bir şey var. Mesleği seviyor musun? Mesleği seviyorum ve şu anda stajyer olduğum ve aslında mesleğin en korkunç noktasında olduğum halde seviyorum çalışmayı seviyorum. icra dairelerini sevmiyorum. Ee, seviyorum dememi beklemiş olabilirsin. Hayır tabii ki sevmiyorum. Ama mesleği seviyorum. Ve hayat boyu aslında bunu yapmak istiyorum. Avukat olmak istiyorum. Hiçbir zaman hakimlik, savcılık düşünmedim bu arada. Onu da soran birileri olmuş. Şimdiden cevap vermiş oldum. Devlet mi? Özel mi? Ee, üniversite olarak sorulmuş anladığım kadarıyla. Ben Marmara Hukuk mezunuyum. ...ve gerçekten bence kesinlikle devlet üniversitesi. Neden devlet üniversitesi? Çünkü gerçekten bu hep tekrar tekrar söyleniyor ama gerçek de bu. Sizin dersinize giren insanlar devlet üniversitesinde, kanunu yazan adam bizzat senin dersine giriyor. Ya da işte bütün fakültelerde okutulan kitapları yazan insanlar, bütün o büyük hukuk ekolleri aslında direkt senin dersine giriyor. O girmese de onun asistanı giriyor. Ondan hukuk nosyonu almış birisi giriyor. Dolayısıyla zaten size gerçekten çok ciddi bir hukuk nosyonu ve hukuk bilgileri yükleniyor devlet üniversitesinde. Ben bunu bizzat yaşadım ki gerçekten tembel bir öğrenciydim. Gerçekten hocalarla çok bağlantısı olmayan bir öğrenciydim. Marmara'dan çok fazla faydalanamadığımı düşünmüştüm ama mezun olduktan sonra direkt çalışma hayatımda bana gerçekten bunu hissettirdiler. Ben evet gerçekten Marmara'da iyi yetişmişim. O hocaların altında ciddi anlamda bir şeyler öğrenmişim ve kapmışım dedim. E Tabii ki özel üniversitelerin de bazı fırsatları oluyor. Özellikle işte yurt dışı programları ile ilgili bence özel üniversiteler daha tercih edilmeye müsait gibi geliyor bana. E, ama onun dışında devletin özelden çok tabii fırsat farkı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle işte sertifikalı programlar, konferanslar vesaire bunlar özel üniversitelerde çok fazla varmış gibi yansıtılıyor. Oysa ki ben de Marmara'da okudum. E çok aktif bir okul olmadığımız halde bizim okulda da şu an hala her hafta bir konferans düzenleniyor, bir sempozyum düzenleniyor ve katıldığınız takdirde tabii ki oradan e siz de sertifikanızı alıyorsunuz ve böyle bir seviye yapmak istiyorsanız eğer bunu devlet üniversitesinde de yapabilirsiniz. E, dolayısıyla şansınız varsa eğer tabii ki devlet üniversitesinde okumanızı ben tavsiye ederim. Hukuk seçmesen ne seçerdin? E, bunu arada bir düşünüyorum. Sanırım eczacılık olurdu ve eczacılığa aslında puanım yetiyordu o yüzden hala arada bir aklım kayıyor. E, çünkü en yakın arkadaşım eczacı ve gerçekten onun yaptığı işi de ve okuduğu bölümü de çok beğeniyorum ve biraz daha rahat olabilirmişim gibi geliyor. Çünkü hukukta gerçekten e, insanın karakter karakterine işleyen bir şeyler var. Yani bazı mesleklerde insanlar istemsizce bir mesleki deformasyonu ve karakter dönüşümüne uğrayabiliyor. Hukuk da biraz öyle bir meslek. Yani insanın karakterine kadar değiştiren ve kendini adaman gereken, bir meslek e, tabii ki ben şu an o aşamada değilim ama o aşamalar gelecek ve hani bu kadar efor gerektiren bir meslektense eczacı olsam daha mı güzel olurdu diye bazen düşünüyorum e, Sinan'ın sorusuna geldim bir hukukçuya göre telefonu birinin yüzüne kapattıktan sonra onu tekrar aramamak ne kadar doğru? Kesinlikle doğru bir hareket olduğunu düşünmüyorum mutlaka ki o insana sonra bir şekilde yazılmalıdır telefonu kapattım üzgünüm şarjım bitti tekrar konuşuruz gibi gibi ben ben de yazmışımdır diye düşünüyorum yani. Yazmadıysam buradan özür diliyorum. Tekrar arayacağım. Doğru değildir. Doğru bir hareket değildir yani bu. Soru değil. Sadece Türkiye şartlarında bol şans demiş Gözde. Teşekkür ediyorum. Buna gerçekten ihtiyacım vardı özellikle İstanbul şartlarında. Bir soruda benden olsun. İdam hakkındaki düşüncelerin nedir? E, idam hakkındaki düşüncelerim aslında çok net ve hiçbir esnekliği olmayan tartışmaya kapalı düşünceler. E, i̇dam ne kadar gündeme gelmiş olsa bile hiçbir zaman aslında şu insanlar için idam cezası gelebilir şu koşulda idam cezası gelse mi acaba bile demedim. Çünkü bu gerçekten çok insanlık dışı bir şey. E, hiçbir kanun, hiçbir hukuk aslında herhangi bir insanın yaşama hakkını elinden alamaz. O insan ne yapmış olursa olsun. Ki gerçekten ağırlaştırılmış müebbet cezaları gibi ağır cezalar da söz konusuyken bu cezalar verilerek çok ağır suçlar işlemiş olan insanlar sonsuza dek cezaevinde hayatlarını sürdürebilirler. O yüzden idam tekrardan Türkiye gündemine girdiğinde aslında ben çok şaşırmıştım. Çünkü hangi yüzyıldayız yani böyle bir şey nasıl tartışılabiliyor hala? Neden hukuk okumamalıyız? Maaş, icra daireleri ve diğer sebeplerle bahseder misin demiş Zeynep. Tabii ki bahsederim. Gerçekten şu an bundan bahsedeceğim. Öncelikle hukuk fakültesinden mezun olduğunuzda bir yıllık bir yasal staj süreniz var. Tabii ki bu, bu yıl daha fazla da uzuyor. Çünkü bazı şeyleri bekliyorsunuz. Staj sürenizin başlatılması veya ruhsatınızın verilmesi gibi. O yaklaşık bir buçuk yıla tekabül ediyor. Ve bu süreç içerisinde mesela yasal olarak para kazanmanız yasak. Ama staj yapıyor olmanız lazım. Bir avukatın yanında çalışıyor olmanız lazım. İş yapıyor olmanız lazım. Ama hiçbir gelir elde etmiyor olmanız lazım. Öncelikle. İkincisi... Ee, bir avukatın mesleğe ilk atıldığı zaman gerçekten hemen hemen hiç kayda değer bir kazancı olmuyor aslında. Maaşlar çok çok düşük. Eğer bir başkasının yanında çalışacaksanız gerçekten düşük maaşlara çalışıyorsunuz. Çünkü çok fazla hukuk mezunu var ve sizin yerinize ikame edilebilecek başka avukatlar her zaman var. Dolayısıyla patronlar hiçbir zaman çok ciddi maaşlar vermiyorlar. E, ee, i̇cra dairesi ve diğer sebepleri gelecek olursak e, icra daireleri gerçekten çok korkunç yerler. İş görüşmeleri yaparken icra ağırlıklı yerleri tercih etmemeye çalışıyorum Çünkü gerçekten icra daireleri hiç hoş yerler değiller e, ve gerçekten hukuktan mezun olduğunuzda sizi bütün mesleklerin de böyle altında e, ezildiğiniz bir staj dönemi bekliyor Dolayısıyla hani böyle dayanıklı bir insan değilseniz hem fiziksel hem mental olarak e, hukuktan sonraki o staj dönemini nasıl geçirirsiniz bilmiyorum İşte bu sebeplerden dolayı hukuk okumamalısınız yani biz gene seviyoruz işte öyle de saçma sapan bir şey. Son olarak Cansın çok güzel bir noktaya değinmiş. Adaletin bu mu dünya demiş. E böylelikle ben de sorularınızı bitiriyorum. Çok teşekkür ederim sorduğunuz sorular için. Başka sorularınız varsa videonun altına yorum olarak da bırakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.